İman rantı dediler. Kabaradere'de Davut diye bir müteahhit var. Çok iyi bir insan. Bölgemizde bizim Kabaradere'nin oralarda villa yaptılar. Bu villaları çekmişler fotoğraflarını. Başkan burada rant sağladı diyerekten gazetelerde yıllarca boy boy şeyleri çıktı, resimleri çıktı. Onu şikayet eden kim? Osman Altuntaş, Acerli Salt. Yine aynı kişiler. Yine aynı kişiye ait ayrı bir siteyi yine aynı Osman Ali Altuntaş, Acerli Salt, Levent Duman. Bunları araştırıyorsun, bunlar da çevrede çalışan kişiler. Sahilde esnaf kardeşlerimiz varandalar yaptılar biliyorsunuz dükkanlarının önlerine. Şimdi Ziraat Bankası taşındı, bu Ziraat Bankası'nı Çeviler Vakfı almış. İzin istediler bizde, birinci derece satılımı diyerekten izin veremedik. Kurul da izin veremedi. Dediler ki biz reysen yaparız. Biz dedik reysen nasıl yapacaksın? Yani burada bir belediye var. Vatandaş yapamıyorsa sen kimsin? Sen nasıl yapacaksın? Yasaların, kanunların üzerinde misin sen? Başladılar, mühürledik. Gene başladılar, gene mühürledik. Bildiğim kadarıyla 4 tane mühür vurduk oraya. Bunlar da ne yaptılar sonra biliyor musunuz? Sahildeki esnafın varandaları var böyle, hani gölgelik yapıyorlar ya, teraslarda. Yani pergüleler. Bunlar ruhsata tabi olmayan şeyler. Gittiler bunları şikayet ettiler. Ereğli esnafının varandalarını şikayet ettiler. Şimdi bu şikayetten mağdur olan insanlar var. Bizim belediyemizi de, yani hani diyorlar ya, %10'u geçmiş bazı doğrudan teminler var. Bunu şikayet eden de yine aynı kişi. Kimdi o? Zekeriya Altıntaş. Ya bunlara görev vermişler. Geçen gün burada bir arfiyat yapıyor, bizim bir arsamız var. Orhan Çevik kendi almış fotoğraf makinesini şeye bildiriyor. Müze müdürüne bildiriyor. Arkadaşlar bir iş adamının veya bir aşırı iş adamının yanında çalışan insanların böyle olmamalı. Şimdi burada benim personelimi 4,5 yıldan beri bir dünya müfettiş getirerek hepsini sıkıştırdılar. Ama benim bütün personelim alnına açık, hepsini savunuyorlar. Ama mesai saati dışında da savunuyorlar. Ama onlara kalbi duygularıyla çok böyle yani onları üzücü sözler söylüyorlar. Allah'a havale ediyorlar onları. Yarın öbür gün bu şikayet eden babalar, işte Osman Altuntaş olur, Zekeriya Altuntaş olur, kimse böyle şikayet ederek bir yere varamazsınız. Bu insanlardan aldığınız ahlar yarın çoluk çocuğunuzdan çıkar. Kendinizden çıksa bir şey değil. Ama çoluk çocuğunuzdan çıkar. Mutlak surette bizleri izliyordur bu arkadaşlar da. Onun için yani 3 kuruş para için buradaki vatandaşın evlerine ekmek götürecek esnafımızın önüne geçip şikayetler yaparak, birilerine yaranarak 3 kuruş para için bunları yapmayın. Biz bu ilçede vatandaşlarımızın en iyi bir şekilde yaşamlarını idame ettirebilmeleri için elimizden gelerek 24 saat bütün arkadaşlarımızdan, belediye personelimiz ve mevcut şu anki meclis üyelerimizden büyük mücadeleler veriyoruz. Ben inanıyorum ki 10 yıl sonra Tekirdağ, Çorlu, Silivri bu bölgelerde eğer böyle gittiği takdirde yaşanabilir ve gerçekten de tarih ve turizm kokacak en iyi ilçelerden biri Marmara Ereğlisi olacak. İşte bir fakülte getiriyoruz Yeğen sitesinin yanına. Burada yüksekokula 1500 öğrencimiz geliyor. Yine burada 2 tane lisemiz var açıldı. Bizim amacımız burada 10.000 öğrenci. Burada birkaç tane eser açarak
ilçemizi o yönde geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi söylemek istediğim şu arkadaşlar. Bu meclis üyelerinin bazılarının üzerinde acaba bu özel malum firmaların baskısı var. Ondan dolayı mı gelmiyorlar acaba meclise? Bunları da bir sorgulamak lazım. Partili olarak tamam AK Partililer gelmeyebilir ama diğer arkadaşlar niye gelmiyorlar? Bunları da sorgulamak lazım. Ve ben buradan söylüyorum, pazartesi günü tekrar toplantı yapıyorum. Toplantıya sizleri çağırıyorum. Gelseniz de gelmeseniz de biz bu bütçeyi geçireceğiz pazartesi günü. Ama gelmediğiniz sürece bu halka yapmış olduğunuz en büyük ihanettir bu. Bu halkın içinde bir daha gezmeye sizin yüzünüz yok. Bu vatandaş sizi hizmetten kaçasınız diyerekten, vatandaşa yapılacak hizmete atacağınız imzalardan kaçmanız için sizleri bu meclise göndermedi. Onun için size oy vermedi. Ya şaka gibi arkadaşlar. Yemin ediyorum şaka gibi. O kadar komik ki. Yani gelmemelerinin gerekçesine belli baskı var üstlerinde. AK Parti taraflarına değil, Cumhuriyet Halk Parti tarafındaki meclis üyelerini istifaya davet ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri derken bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Fehmi Duman Cumhuriyet Halk Partili değildir. Ziya Doğan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Mustafa Karaçay Cumhuriyet Halk Partili değildir. Yanlış anlaşılmasın. Kim var böyle? Ümit Kartal. Ümit Kartal da iyi bir Cumhuriyet Halk Partili değildir. Emmeler gerçek bir Cumhuriyet Halk Partilidir. Ama öbür dört tane arkadan Cumhuriyet Halk Partili değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ben gösterdiğim için Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi oldular. Ya şimdi insan şaşar beşer, yanılır, aldatılır. Yani bu gündemimizde gerçekten de aldatılanlar çok var. Biz de yanılmışık, biz de aldatılmışık. Bize rahmetli Enis abi bizim yol arkadaşımızdı. Fehmi dedi al dedi. Mustafa Karaçay bizim damattır onu da al dedi. Ziya'yı da bizim burada iş adamı olan arkadaşlarımız tavsiye etti. Ümit de benim 40 yıllık çok aile dostum. Ümit Kartal benim aile dostum. 40 yıldan beri birbirimizin evine girip çıkan insanlarız. Ama bunun altında farklı şeyler var. Bugün çok başınızı ağrıtmak istemiyorum. Araplar buradan bir yer almışlar. Yaklaşık 65 dönüm bir yer almışlar. Fehmi Duman'ın döneminde Araplarla görüşmüşler. Sonra Ümit Kartal Başkan Yardımcısı olmuş, onunla görüşmüşler. Geçen gün 282'ye çıkmış iki tane başkan yardımcısı mı kötü diyor bana televizyonda. Yani tamam ben kötüyüm ama öbür arkadaş da mı kötü? Şimdi biz planları onlara Sultanköy Fehmi Duman'a güvendik. Yeniçifli'de Ümit Kartal'a başkan yardımcısı olarak güvendik, teslim ettik. Dedik ki burada hak, hukuk kimsenin kimseye bir metre, bir karış yeri geçmesin. Hakkaniyetli elinizi vicdanınıza koyarak böyle bir plan yapın burada. Meğer bunlar daha Fehmi Duman'ın başkan yardımcılığı döneminde başlayıp şeye kadar, Ümit Kartal'ın başkan yardımcılığına kadar süre içerisinde Yeni Çiftlik'te yaklaşık 180 dönüm bir yerin 65 dönümünü Araplara satmışlar. Almış Araplar o bölgeden. Benim de bilgim olmadan gitmişler plancıya da tabii yardımcı olduğu için yani belediye başkan yardımcısı plancımız da demiş ki yani ona demişler bu Arapların yerini burasını imara alalım. O da tabii ki bana sorma ihtiyacı duymuyor plancı. Orasını planlara almıyorlar.
Sonra İmar Komisyon Başkanımız Erol Bey dedi ki başkanım konu bundan ibaret. Getirin planları. Getirdiler. Gerçekten de planları almışlar. Arapları çağırdım. Yer alan kişileri çağırdım. Oturduk. Bedri de oradaydı. İşte burada kardeşimiz Bedri burada oradaydı. Birkaç arkadaşımız daha vardı. Araplar anlattı. İnanamadım. İnanılmaz bir şey burada söylemek istemiyorum. Söylenmez zaten. Kuşlar bunlar pisliklerden aç burada alt bilsin ya. Niye söylemiyorsun? Hayır. Yani mesajı herkes aldı. Şimdi bu planları buralara getiren bunlar, bunları takip eden bunlar, Fehmi Bey'i aldığımız zaman kendi mal varlığı belliydi. 3,5 yıl içerisinde gözden görülebilecek şekilde mal varlığında bir yükselme oldu. Büyük şikayetler geldi, görevden aldı. Dedi ki ben istifamı vereceğim, beni görevden alma dedi. O zaman dedim istifanı ver, ayrıl. Ondan sonra Ümit Kartal'ı getirdim yerine. Kendi burası bizim şirketimiz değil. Bizim burası babamızın malı da değil. Burası halkın, yani sizlerin, vatandaşlarımızın, tüm vatandaşlarımızın belediyesidir burası. Biz halk teveccüh gösterirse, bizi seçerse biz 5 yıl görev yaparız. 5 yıl içerisinde vatandaşımız memnun kalırsa 5 yıl daha seçer. Ama memnun kalmazsa ilk 5 yılda daha gönderir. Fehmi Duman'ın evinin yan tarafında yine kendi bilgim olmadan bir arsa, orasını gelmiş, imara aldırmış, terk yaptırmış, bir de encümende bunları bölerek, ayrıştırarak tarafıma satılmasını istiyor. Biz oysa ki biz gene orasını park alanı yapmıştık. Şimdi burada değerli hemşehrilerim, değerli basın, tüyü bitmemişin yetimin hakkı var burada. Ben burada var olduğum sürece bu belediyenin Behtuman'ına da kimseye el sürdürmem. Kimsenin hakkını kimseye de yedirmem. Biz bunları böyle yaptığımız süre içerisinde benle yürüyen dürüst arkadaşlarımız yanımızda kaldı. Ama demek ki şahsı çıkarı olanlar bizim yanımızdan koptu gitti. Üzgün değilim. O kadar mutluyum ki keşke daha önce istifa etseymişler, ayrılsaymışlar. Bize, halka hizmet edecek bize insan lazım. Arkadaş lazım, yol arkadaşı lazım. Yani o bakımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın ki biz bu işi inşallah en iyi bir şekilde, biz Marmara Ereğlisi, Yeniçiftlik ve Sultanköy'e yaklaşık 4,5 yıl içerisinde 240 milyonluk yatırım yaptık. Bu yatırımları Ereğli Belediyesi yapmadı. Keskisi yaptı, büyükşehri yaptı, bakanlıklar yaptı. Ama İbrahim Uyan'ın sayesinde yapıldı bunlar. İbrahim Uyan'ın birebir olan dostlukları, arkadaşlıkları çerçevesinde. Gidin şimdi AK Parti ilçe başkanına sorun. Buraya bir okul yaptırdık, şimdi engelsiz yaşam merkezi getiriyoruz. Haberi bile yok. Bugün FES'ten bir açıklama yapmış, Ereğli Belediyesi'nin anahtarını vereceğiz başkanımıza, başkanımız devam etsin. E kardeşim, senin partinde 6 sene mi oldu, 25 sene, 30 sene oldu, görev yapanlar var. Sen önce anahtarları ona ver. Ha ben bu anahtarı size veririm. Kime veririm biliyor musunuz? Bu ilçeyi gerçek anlamda dürüstlükten kimseye zarar vermeyecek, belediyenin Behtuman'la dokunmayacak ve burada seçim alacak, buraya gelecek, bu kirli yatırımlara karşı çıkacak bir kişi çıkarsa ben onu devrederim burasını. Mithat Soylu, sen acaba buna dayanabilecek misin? Kalkıyorsun, anahtarı bana vereceksin. Ben anahtarı bırakırsam, anahtarı siz
malum şirkete vereceksiniz. Bu anahtarı senin alman mümkün değil. Senin bir sefer toplum içinde gezmen de doğru değil. Bana ne kiratıyorsun sen? Ne sataşıyorsun bana? Bana sataşacak olan en son kişi sensin. Sana soruyorum ilçe başkanı olarak, AK Parti ilçe başkanı olarak çakılı bir tane çivini gösterir elinde. Dedikodudan başka bir şey yaptığınız yok. Kardeşim bu anahtarı ben sana vermem, sana güvenemiyorum. Sana ben bu anahtarı verirsen sen de malum şirkete gider bu anahtarı teslim edersin. Onun için sana anahtar falan yok. Biz anahtarı kime teslim edeceğimizi önümüzdeki günlerde biliyoruz. Onun için çok fazla başınızı ağrıtıp kusura bakmayın. Gerçekten de bu tür toplantılar ve bu tür toplantılara karşı çıkan veya hizmetleri aksattırmak isteyen kişilere karşı duyarlı olan tüm vatandaşlarımızı buraya geldikleri için kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizler varsa sizlerin sayesinde varız. Bizden hizmet götürmemiz için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Biz ibadeti kendimize, yani hizmeti kendimize ibadet kadar kutsal saymışız. Onun için getirdiğimiz hizmetlerin hepsi ortadadır. Önümüzdeki günlerde kitapçık yapacağız. Bunları tüm vatandaşlarımıza tek tek hepsini duyuracağız. Yani çamur at, izi kalsın felsefesi bitti artık. Gerçek anlamda gerçek hizmet edenler ortaya çıkacak. O bakımdan hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Değerli basınımıza da çok teşekkür ediyorum geldikleri için.